Adım Emre Gökgöz. Sosyal medyada ve alemlerde muz reis olarak da bilinirim. Tam bir muz bağımlısıyım. Sosyal medyada birazcık tanınınca da bu muzla ilgili paylaşımlarımdan dolayı çeşitli suçlamalarla ben karşı karşıya kaldım. Muzun reklamını yaptığımı söyleyenler oldu. Türkiye'ye muzu tanıtma ve sevdirme lobisi tarafından ajan olarak görevlendirildiğim öne sürüldü. Bazı biraz daha iyi niyetli arkadaşlar tarafından da yine bu lobiler ve mafya tarafından zorla bu tanıtımları, bu reklamları yaptığım öne sürüldü. Bu samimi ortam hazır yakalamışken ben de size biraz bu muz konusundaki gerçeklerden bahsetmek istiyorum. Çarpıcı gerçekler, bunlar daha önce hiçbir yerde bahsetmediğim konular. Öncelikle şunu itiraf etmem gerekiyor, tam bir muz bağımlısıyım. Güne muzla başlarım. Yani sabah uyandıktan sonra bir muz yemeden kendime gelemem. Yani bazı insanlar nasıl kahveye düşkündür, kimisi sigaraya düşkündür. Ben de muza düşkünüm. Sabah uyandığımda zombi gibi oluyorum böyle. Algım kapalı, kafam çalışmıyor, kendimi güçsüz, bitkin hissediyorum ama bir muz yedikten sonra kimse beni durduramaz. İki muz yedikten sonra dünyayı yakarım. Üç muzu artık söylemeyeyim bile. Muz bana ekstra bir güç veriyor, ekstra bir enerji veriyor. Zihnim açılıyor, bunu IQ testleriyle falan da yaptık. 1,5-2 katına kadar çıkartabiliyor benim IQ'mu. Hem zihnim açılıyor hem de çok daha kolay odaklanabiliyorum. Yapmam gereken bir şey varsa o gün bir muz yedikten sonra mükemmel bir odaklanma gücü sağlıyor bende. Ben Ahmet Güngör, Emre'nin fan sayfalarının yöneticisiyim. Yani yaklaşık bir 5 sayfamız var. Emre Fit Yemek, Fit Yemek Fan, Emre Gökgöz Fan, Muz Reis Fan, Emre Kalp Muz, Emre Love Muz da düşünüyoruz bir tane de bakalım. Açıkçası hepsinde de farklı takipçilerimiz var. Emre ile de konuşuyorum arada da meşgul yani çok yüz vermiyor açıkçası. Yani sürekli iletişim halindeyiz. Çünkü ben sabah kalkıyorum muz gördüğüm yere etiketliyorum açıkçası. Veya muz gördüğüm yere yazıyorum Emre'yi. Çok fena bir şey. Bazıları hasta takıntı diyor ama benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü biz fark ettik yani. Emre'nin yapmaya çalıştığı şeyi fark ettik Fit Yemek'te. Yani size de birazdan göstereceğim videolarda gizli içerikler var arkadaşlar. Yani onları fark etmeniz lazım. En az 3 kere falan izlememiz lazım. Bazen öyle yerlere koyuyor ki ya biz vay be ne yapmış bu adam diyoruz yani. Ben Profesör Doktor Şehmuz Sever. Gıda mühendisi, kimya mühendisi ve mikrobiyoloji uzmanıyım. 23 senedir falan bu işlerle uğraşıyorum. 13 senesini muzla ilgilenerek geçirdim. Şimdi hepimiz eski muzları biliyoruz. Böyle çekirdekli falan baya. Ve bu muz daha yolun başında. Daha evriminin çok başında yani. Çok değişecek. Siz bir yerde şanslısınız, bir yerde şanssız bunu yediğiniz için. Çünkü yarın çok daha iyi muzlar olacak. Oğlum elleme o muzu. Ben radyasyon verdim ona. İkinciyi elleme. İsmim Jet Donat. Muz ithalatçılığı yapıyorum. Türkiye'de gördüğünüz, yediğiniz bütün muzlar benim elimden geçiyor. Ben elimle ta sizin mutfağınıza kadar bunları sunuyorum. Marketten alıyorsunuz. Evinize sokuyorsunuz. Midenize indiriyorsunuz. Sonrası malum. Halkın problemi 9 lira olan muza. Pahalı diyorlar. Ya bunun nesi pahalı? Olur mu böyle şey? 9 lira. Bana gelişi zaten 9,5. Ben onu 50 kuruş. Kendi cebimden veriyorum ya. Hani bu da benim şeklim. Halkımız muzun kalitelisini yesin diye. Ben bunu Kongo'dan getirdiğim için böyle. Kaliteli muz yediriyorum halkımıza. Ben 29 yaşındayım. Adım Necmi. Necmi Karagöz. Ben manavım kardeşim. Bu bizde baba mesleği kardeş. Biliyor musun? Yani 29 yaşındayım ama 9 yaşından beri hallerdeyim ben. Mehmet! Kardeş şimdi sabah 6 dedin mi halle bitiyorum ben. Sabah 6'da ne kadar delikanlı var hepsi muz olmaya gelir. Muzun faydaları yalnız zihinsel olarak da kalmıyor. Fiziksel olarak da kendimi daha dinç, daha güçlü, daha çevik hissetmemi sağlıyor. Yok artık abartıyorsun diyecek olan arkadaşlar için şöyle de bir örnek vereyim. Laboratuvarda bunun testini yaptırdık. Muzla ilgili çalışmalar yürüten bir profesörle. Şu sol kolumdaki kas hacminin %80'i muzdan oluşuyormuş. Bakın şaka değil. En iyi meyve tabii ki muz. En iyi yemek yine muz. En iyi tatlı yine muz. En iyi içecek yine muz. Pardon içecek henüz olmadı, icat edilmedi. Muz suyunun yapılmasını hala bekliyorum. Ama muzlu sütle veya muzlu shake'lerle o ihtiyacımı da karşılayabiliyorum. Ben muz ayırt etmem. Yani gördüğünüz gibi yanımda her zaman ithal muz da bulundururum. Yerli muz da bulundururum. İkisini de çok severim, bayılarak yerim. Bunun yanında kuru muz tarzı farklı lezzetlere de açığım. Hatta bunlarla da sınırlı kalmayıp kendi özel muzlu tariflerim var. Muz kullanarak yaptığım çeşitli sağlıklı mükemmel tarifler var. 2015 yılında kurduğum Fit Yemek kanalının adı altında da bu özel muzlu tariflerimin bir kısmını oradaki sevenlerimle de paylaştım zaten. Tabi bu paylaşımlar ilgi gördü. Bir kere deneyen bağımlısı oldu. Herkes muzun asıl değerini, asıl lezzetini almaya başlayınca olay birazcık magazin tarafına da taşınmaya başladı. Bunu yediremeyen kesimler, çilek severler, kivi severler vesaire ayaklanmaya başladılar. Baktılar
Muz'un yükselişinin önünü alamayacaklar. Muz her geçen gün değer kazanıyor. Her geçen gün yeni insanlar keşfediyor. Her geçen gün yeni muzlu tariflerle muzu böyle daha da coşturuyoruz. Muzun faydalarını herkes hissetmeye başlıyor ve hisseden herkes bağımlısı olmaya başlayınca diğer meyvelerin fanatikleri de bağımlıları da ayaklanmaya başladılar. Birazcık kıskandılar açıkçası. Ya bir de şöyle bir konu var. Biz Emre'nin fan sayfa olarak tabii ki ilk yorumu atmaya çalışıyoruz yani. Bu bizim boynumuzun borcu, görevimiz yani. Fan sayfası ne işe yarar ki? Ve o videoda muz yoksa bir espri de yapmamız lazım yani. Emre abi muz nerede falan. Böyle küçük şakalar da yapıyoruz açıkçası. Komik oluyor, herkes gülüyor falan. Osman'a gelene muz koyabiliriz herhalde. Dur bakayım, yazayım Emre abiye. İlk yorum atmak zor ama tabii yani başında olmak lazım. Emre pazarları koyuyor video. Bir ara salı koyar. Yani sürekli değişiyor. Meşgul olduğundan çok meşgul. Stanford diploması falan var yani. Boyumuzu aşan bir adam. Anlayamıyoruz bazen ne demek istediğini. Yorumlarımız çok birbiriyle aynı falan diye tepkilerle karşılaşıyoruz. Hep muz hakkında bilmem ne falan diye de ama Emre'den gizli bir şey görüyoruz. Objeleştirme olabilir yani böyle bir bazen böyle akrostiş yapıyor. Cümlelerinin başladığı harfler muz falan çıkıyor yani böyle çılgın şeyler var. Ve bunları yani gördüğümüz Emre'ye belli etmek istiyoruz açıkçası. Emre abi muz mu var orada? Arkadaki muz mu? Muz koysak olur mu falan diye böyle aramızda öyle bir şakalaşma Emre abiyle. Onun da hoşuna gidiyor biliyoruz yani. Şimdi ayıptır söylemesi. Aha. Alo, oğlum pizza tadından 1.07'yi aç hemen, hemen anında. Alo, açıyorsun değil mi? Aç oğlum inanılmaz. Bak köşede köşede. Ulan Emre ya, Allah kahretmesin nasıl lan? Siz bunu muz olarak bilirsiniz. Aslında bunun adı Musa Sapientum'du. Biz aramızda öyle konuşuruz. Senin benim torunum bunu muz olarak bilmeyecek. Bunu göremeyecekler bile. Bu sadece bize özel. Ve 3 kuşakta bir muz değişir. Bakın bu çok enteresandır mesela. Bu muzun %80'i su. Dikkat et dökülmesin. %80'i su ama bunu meyve haline getirmek çok zor. Moleküler yapısı böyle çok sıkışık değil, seyrek. Ama çalışıyoruz. Ben Hintli meslektaşlarım da var birkaç tane. Bayağı biz çalışıyoruz. Ya bir 5 sene falan muz suyu da içersiniz. Ya bir Berglas getirebilir misiniz bir tane? Bir de dünyada su sıkıntısı da var biliyorsunuz. Zaman geçtikçe de artacak. Buna bir çözüm de bu olabilir. Biz bu alanda da çalışıyoruz. Eğer muzdan su çıkarırsak bunu iç edebiliriz. Kızım, sana diyorum. Kızım! Türkiye'deki muzların halini biliyorsunuz. Ufacık, tefecik. Bizim muz gökten yağsa kafa yarar kafa. Bana diyorlar ki sen çok zengin oldun bu işten sonra. İşte biz halkın çocuğuyuz. Halkın içinden çıkmış gelmişiz. Köyden geldik. Nereden geleceğiz? Ama muzun piyasasını gördük de geldik biz. Ama baktık ki Türkiye'de olmayacak. İthal ediyoruz. Bunu yapan kim? Benim. Başka kim yapacak bunu? Kazanıyoruz 3-5 kuruş. Hemen başlıyorlar. Yok sen çok para kazanıyorsun. Çok götürüyorsun. Koyuyorsun. Kazanıyoruz 3-5 kuruş. Ama halk bunu şişiriyor da şişiriyor. Çok abartıyorlar. Oğlum bir viski getir boğazım kurudu ya. Şimdi Manav Recep'le konuştum geçen gün. Diyor ki abi sen muz ithalatçısın. Muzun kalitelisinden anlarsın. Tabi anlayacağım. Kongo'dan getiriyorum diyorum. Hala bana muzun iyisinden anlarsın diyor. Tabi anlayacağım kardeşim. Neyse gittim Manav Recep'e. Bizzat görüştüm kendisiyle. Diyor ki abi satamıyoruz. Ben ne diyeyim ki şimdi? 9 lira. Önceden 9 milyon liraydı. 6 tane sıfır vardı başında. Şimdi 9 lira. Bak. Hep halktan çıkıyor bu problem. Muz bende çok satılıyor biliyor musun? Muz fena meyve. Muzu seviyorlar. Kardeşim muz delikanlının ham maddesidir. Ha. Ben insan sarrafıyım kardeşim ayıptır söylemesi. Mehmet! Kimin ne meyve alacağını artık biliyorum yani. Böyle tipine baktın mı anlıyorum. Kıskanıyorlar. Ben size açık söyleyeyim. Kıskanıyorlar yani. Fik demekteki bu muzcu tayfayı kıskanıyorlar. Muz seven insanları kıskanıyorlar. Neden? Çünkü muz diğer meyvelerden çok daha güçlü, çok daha lezzetli, mükemmel bir meyve. Ondan sonra da ne oluyor? Hemen karalama kampanyaları. İşte Fit Demek Emre muz reklamı yapıyor. Fit Demek Emre bunlar hep sponsorlu içerikler. Ne yapıyorum ya? Gidip Anamur'da çiftçiden para mı alıyorum yani? Sizin muzunuzun reklamını yapayım diye, tarifimde kullanayım diye. Böyle bir şey yok. Zaten mantıklı düşünecek olursak ben bir muz bağımlısı olarak isterim ki bütün muzları ben yiyeyim. Kimseye muz kalmasın. Ama ben bunu yapmıyorum. Ben ne kadar muz bağımlısı olsam da bu lezzetten yalnızca kendim faydalanayım düşüncesine girmiyorum. Bencil bir insan değilim. Bu lezzetten, bu keyiften, bu faydalardan ölmeden önce bütün insanlar faydalansın. Ben bunun derdindeyim. Yoksa benim bu muz üzerinden para kazanma gibi bir derdim olsa kendim muzumu üretirim. Ben satarım. Niye başkalarına kazandırtayım? Aslında onu da denemedik değil yani.
Evde bir muz yetiştirme deneyimim oldu. Kolay değilmiş bu çiftçilerin işi. Günlük muz ihtiyacımı karşılayamadığım zaman tabii ki bu bende kötü sonuçlar doğuruyor. Daha güçsüz, daha halsiz vesaire hissediyorum. Bunun yanında mesela o gün yeterince muz yemeden yatağa yattıysam uyuyamıyorum. Yatakta dönüp duruyorum. Hani çok yorgun olayım. Uykuya dalsam bile böyle bir yarım saat sonra falan böyle terleyerek kabuslarla falan uyanıyorum. Acilen bir muz yemem gerekiyor. Muz krizine giriyorum yani. Elim ayağım titriyor. Kendimi kontrol edemiyorum. Birkaç defa böyle dayanamayıp nöbetçi manavlardan muz almışlığım da var gece dışarı çıkıp. Zaten fark ettiğiniz gibi çoğu yemekte de muz var yani. O kimin için? Fan sayfaları, seyircileri bizim için yani. Bizim görevimiz de ne yapıyoruz diye sorarsanız da sabah kalkıyoruz, videoları slow motion bir izliyoruz en yavaşta. Nerede muz görürsek onu bir şey yapıyoruz, not alıyoruz, çıkartıyoruz onun bir grafiğini. Ve ona göre bir anlam çıkartmaya çalışıyoruz açıkçası. Yani yaptığımız iş arkadaşlar gerçekten çok zor. Çünkü o muzları bulmak çile ya, Emre öyle yerlere koyuyor ki bir keresinde dolabın arkasındaydı ya. Böyle bir şey yok yani. Görene kadar canımız çıkıyor. 0.25 slow motion'da izliyoruz. Öyle anca. Bir de ya, küçük ekranda çok göremezsiniz. Böyle büyük ekran falan masraf yapmanız lazım biraz yani açıkçası. Yani millet Bitcoin mining falan yapıyor da bizim işimiz bence ondan daha zor. Biz de muz mining diyoruz buna. Şimdi bu hangi? Çıldırtan tavuk köftesi. Denedim, inanılmaz güzel. Muz yok ama çok güzel. Muz da var bu arada. Yani muz yok dediğim var ama bulmanız lazım. Arkadaşlar hiç pas geçmiyorsunuz çünkü her saniyesi. Aha! Allah! İşte görüyorsunuz. Efendim çok sorulur. Bu muzda radyasyon var diye bu muhabbet vardır. Biz bunu bayağı denedik. İki grup fare aldık mesela. Birine 50 tane muz yedirdik. Diğerlerini X-ray'den geçirdik. Muz yiyenler haliyle öldü ama radyasyonla alakası yok. Çok yedirmişiz, patlayarak öldüler. Öbür grupta X-ray'den geçirmiştik. Onların durumu daha da karışık. İşte biri Splinter Usta oldu, birisi Mickey Mouse oldu, birisi Jer oldu. Mesela Jer nasıl kaçıyor Tom'dan? Bayağı radyasyondan dolayı kaçıyor yani. Halk konuşuyor. Bizim gibi girişimcilerin başı bağlanıyor böyle olunca da. Biz ne yapalım? Ne yapalım yani? Bana bir şey söyleyin. Ya internette bir şey varmış, benim ufaklık gösterdi. Dedi baba böyle. YouTube diye bir site varmış galiba. YouTube'a girmiş işte. Orada bir tane girişimci varmış. Neymiş? YouTuber. YouTuber ne kardeşim? YouTuber galiba. Biraz İngilizcemden dolayı kusura bakmayın. Ben de biraz Kongo aksanı olduğu için bir YouTuber varmış. Genç bir arkadaşımız. Emre'ymiş adı da. Video çekiyormuş. Dedim ben bu videoların içeriğini acaba bir görüşelim. Aradım kendisini bizzat. Bizzat kendim aradım. Bir baktım her videosunda muz. Baktık muz satışları düşüyor. Dedik arayalım. Ne yapacağız? Cebimize para girmiyor. Promu içemiyorum. Önceden binlik aldığım viskiyi şimdi alıyorum yüzlük. Problem. Buz yiyen adam kendini belli eder kardeş, biliyor musun? Buz yiyen adam mert olur, mert. Erdemli olur, anlıyor. Ben hep böyleydim. Küçükken mesela arkadaşlarım hep top peşinde koşardı, ben muz peşinde koşardım. Sonra biraz büyüyünce çayla kahveyle falan tanıştık. Baktım ki insanlar çayına şeker atıyor, kahvesine şeker atıyor. İlginç geldi bana. Hani dedim ki neden bir insan çayına şeker atar? Neden yani? Ben de başladım muz atmaya. Yanımda böyle taşıyordum, küçük küçük doğruyordum küp küp. Onları içine atıyordum, karıştırıyordum biraz. Öyle bir lezzet yok. Hem doğal hem sağlıklı hem de muz. Tabii o zamanlar toyduk birazcık. Şimdi kuru muz parçaları falan gezdiriyorum yanında. Taşıması daha kolay. Bozulmuyor. İstediğin yerde atıyorsun, içine hemen karıştırıyorsun. Yemeklerin yanına da çok yakışıyor. Ton balıklı salata olsun, dürüm olsun, lahmacun olsun. Mesela lahmacunda araya yeşillik koyup limon sıkılır genelde. Hatalıdır. Lahmacun böyle yenmez. Lahmacunu direkt açacaksın, ortasına muzu koyacaksın, saracaksın. Bir de böyle deneyin. Pul biberle, kıyma ile birlikte o muzun lezzeti karıştığı zaman böyle bir lezzet yok. Bir muz molası verebilir miyiz ya? Yine bir yer ülkemizde bu ananaslı pizza çok gündeme gelmişti. Beni çok şaşırttı açıkçası. Yani insanlar ananaslı pizzayı yapıp tüketirken ve bunun üzerinde konuşurken nasıl oluyor da akıllarına muzlu pizza yapmak gelmiyor. Hemen denedim tabii ki ve sonuç inanılmaz, mükemmel. Eğer istek gelirse muzlu pizza tarifimi de sizlerle paylaşabilirim. Muz Reis olayının çıkışı da bizim bu paylaşımlarla başladı zaten. İnsanlar baktılar böyle muzun değerini bize anlatmaya başladıkça, onlar da bunu kabullenmeye başladıkça bir muzcu tayfa oluştu bizim kanalda. Her videoda, her tarifte muz arayanlar, sürekli muz yiyen arkadaşlar, onlar da benim gibi muz bağımlısı zaten. Bu tayfa ile birlikte sosyal medyada muzun gücüne güç kattık aslında. Tam bu muzcu tayfanın oluştuğu dönemlerde işte bu muzda radyasyon var, muzun içinde böcek geliyor, muzun içine AIDS kan sıkıyor falan filan, böyle saçma sapan muzu lekeleyici
Muhtemelen çilek mafyası tarafından ortaya sürülmüş. Paylaşımlar dönüyordu. Peki sonra ne oldu? Benim kitlem beni muz reisi ilan etti. Ve hepsi bu davada bana katıldılar. Güçlerimizi birleştirdik ve muzu sosyal medyada koruduk. Bu tip saçmalıkların, karalamaların hepsini bir kenara fırlattık ve muzu yüceltmeye, muzu yükseltmeye devam ettik. Buradan muzcu tayfanın hepsine de selam olsun. Şurada bir muz. Not almamız lazım. Dakika kaç? 02:21. Görüyorsunuz bak. Şu kadarcık koymuş. Fark etmeyeceğimi sanıyor da biz peşindeyiz yani. Şurada dururdum. Şurada yarım muz var. Görüyorsunuz değil mi? Bu muzlar harbiden yarımdır diye tahmin ediyorum. Çünkü Emre öyle ürün yerleştirmeye çok dikkatli yapıyor. Yani burada iki muz var. Öyle küçük hesaplar yapabilirsiniz. 02:23'e kadar buradaki muzun görüntüsü. Yaklaşık iki tane muz var arkadaşlar. Bununla denklemlerimiz var yani. Ne anlatmaya çalışıyor Emre? Bunları düşünüyoruz, tartışıyoruz arkadaşlarımızla. Ve Emre iletiyoruz çözdüğümüzü açıkçası. Bize çok cevap vermiyor ama yani biz yapıyoruz. Seviyoruz bu işi. Emre abi, muzu buldum. Henüz insanın üstünde deneyemedik. Çok fırsatımız olmadı. Ama şöyle bir şey düşündük Hintli meslektaşlarımla aramızda. Mesela X-ray'den geçeceğiniz gün 49 tane yersiniz. X-ray'den geçersiniz. Ama geçmiyorsanız rahatlıkla 50 tane yiyebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama sakın 51 tane yemeyin. Henüz biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Yerseniz bize ulaşın. Oğlum ben şimdi bir röportaj vereceğim. Muzlar gelecekti nakliyatçı. Onlarla ilgilenersen. Bir de çok bilinen bir şey vardır. Bu Afrika'dan muzun içinde böcek gelme muhabbeti. Ama onunla biz ilgilenmiyoruz. Hemen yan laboratuvarda o. Ben size aracı olurum. Onlarla görüşürsünüz. Oğlum kaç kere dedim kabukları yere koymayın diye ya. Aradım arkadaşı. Kendisine sponsor olmak istedim. Bir baktım. Her videosunda muz. En son bana dedi ki, beyefendi dedi, Jet Bey dedi, ben dedi Kongo'dan özel bizzat muz tohumu istiyorum. Şimdi normalde bize gelişi pahalı. Ama ne yapalım girişimci kardeşimiz? Dedik sana güzellik yapalım. Muz tohumu verdim. Ekti mi ne yaptı bilmiyorum artık. Ama sağ olsun muzlarımızı güzel kullanıyor. Güzel afişe ediyor. Bundan sonra artık bakalım ne olacak. Bak o muz tohumları herkese dert olmuş, okuyorum yorumlarını. Herkes soruyor muz tohumlarını. Ne yaptın abi? Harbi onlar ne oldu? Enerji. Muz yiyen adam alemin karısının adısına bakmaz. Bir hırsızlık yapmaz. Muz yiyen adam pislik yapmaz kardeş. Mehmet. Oğlum domatesleri alta koyma lan salçettin. Fit Emek ailesi 100 bin kişiyi geçti. İnanılmaz mutluyum. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 100 bin abone özel videosunda da kanalımızda büyük bir yeri olan muza yer vermemek olmazdı. Çekerken en çok eğlendiğim ve en çok uğraştığım videolardan biri oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan sonra çalışmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Ülkecek daha sağlıklı, daha fit vücutlara sahip olmamız için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Daha önce 30 bin özel videosunda çok daha duygusal bir konuşma yapmıştım ama bu sefer duygusallıktan çok mutluluk kısmı ağır basıyor benim için ve bu mutluluk da bana çalışmak için gereken motivasyonu sağlıyor. O yüzden inanılmaz mutlu ve inanılmaz çalışma azmiyle doluyum bu aralar. Anlayacağınız harika içerikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu video hakkındaki yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beğendiniz mi, eğlendiniz mi, hangi karakteri en çok sevdiniz aşağı yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Tabii ki videodaki bütün karakterler hayal ürünüydü ve herhangi bir gönderme falan içermiyordu. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalı ilk kez gören ve Fit Emek'le tanışmamış olan arkadaşlar varsa hemen şuraya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Siz de Fit Emek'teki yerinizi alabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ama çok güleceksiniz. Beni de güldüreceksiniz ya.